Kanal 32'de şimdi tarım haberleri zamanı. Hoş geldiniz efendim. Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan günün tarımdaki gelişmeleriyle karşınızdayız. Şimdi haberler. Sevgili izleyiciler, Isparta Ticaret Borsası tarafından her yıl düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın bu yıl 18.'si gerçekleştirildi. Gökkubbe Fuar Alanı'nda yapılan fuarda çiftçiler yeni tarım teknolojileriyle buluştu. Tarım ve hayvancılığın kalbi Isparta'da atıyor. Tarımla sanayileşen Isparta önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Isparta Ticaret Borsası tarafından bu yıl 18.'si düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin, "Fuarımızın amacı tarım ve hayvancılık sektörünün tüm teknik bilgileriyle üreticilerimize aktarılmasıdır," dedi. Isparta Ticaret Borsası Meclisi ve yönetim olarak birinci yılımızı tamamladık. Tarımla büyüyen Isparta hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bu konuyla ilgili çok büyük çaba ve gayretimiz mevcuttur. Ve daha da katma değerini arttırmak için çalışmalar yürüteceğiz. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için en önemli etken, tüm paydaşların bir araya gelerek, el ele vererek Isparta tarımı için beraber çalışmaları gerekmektedir. Bunu sağlamak adına biz de göreve geldiğimizden sonra Isparta Tarım Paydaşları grubunu oluşturarak Isparta tarımına yön veren ve yön vermesi gereken kurumlarla bir araya gelerek aylık toplantılar düzenledik. Bu toplantılar sonucunda Isparta tarım için gereklilikleri ortaya koyduk ve bununla ilgili çalışmalarımızı devam ettik ve ettiriyoruz. Fuarımızın amacı tarım ve hayvancılık sektörünü tüm teknik ve teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin bu sektörü oluşturan en başta üreticilerimize, tüccarlarımıza ve ihracatçılarımıza ulaşımını sağlamak ve ilimiz ve bölgemiz tarım ekonomisine katkı sağlamaktır. Fuarımız 4 gün boyunca yaklaşık olarak 80 katılımcı ve 150 marka ile ziyaretçilerimizle buluşacaktır. Bu yıl ilk defa düzenlenen, daha önce hiç yapılmamış olan bir bölümümüz var. Burada bilimsel söyleşiler bölümümüzü ayarladık. Çünkü şunu biliyoruz ki biz ne kadar ihracatı arttırırsak arttıralım, pazarlamada ne kadar başarılı olursak olalım, tabanda üretimin verimliliğini, kalitesini ve sürdürülebilirliğini sağlayamadığımız müddetçe hep eksik kalacağız. Bununla ilgili yarından itibaren 3 gün boyunca eğitimler olacak. 9 tane uzmanımız söyleşilere katılacak, konferanslar verecek ve buradan ben tüm üreticilerimizi, yetiştiricilerimizi tekrar davet etmek istiyorum. Fuarın Isparta'nın üretim dokusuyla uyuştuğunu ve kentin ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Ocak-Ekim döneminde tarımın ihracatımıza katkısı yaklaşık 130 milyon dolar seviyesindedir diye konuştu. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz fuarın Isparta'mızın üretim dokusuyla uyuştuğunu ve kentin ihtiyaçlarına cevap verebildiğini görüyoruz. İlimizin ekonomik yapısı yoğunlukla tarım ve tarıma dayalı diğer sektörler olarak devam etmektedir. İstihdamda da önemli rol oynamaktadır. Ocak-Ekim döneminde tarımsal faaliyetlerimizin ihracatımıza katkısı yaklaşık 130 milyon dolardır. Bu rakam toplam ihracatımızın 1/4'üne tekabül etmektedir. Yine tarım ve hayvancılık sektörünün istihdamındaki payı ise yaklaşık %50'dir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tarım ve hayvancılık fuarı tüm bu bileşenlerin bir faydası olarak görünüyor.
Bu nedenle Isparta Ticaret ve Sanayi Adası olarak bu tür fuarların sayısının artması için üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazırız. Isparta'nın bir tarım kenti olduğunu söyleyen Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ülke genelinde yaşanan su sorununa da dikkat çekerek, üretici arkadaşlarımız mutlaka yatırım programlarına damlama sulama sistemini de koymalıdır dedi. Bu fuarlar yapıldığı sürece bizler yeni teknolojileri görüyoruz ve yeni yetiştiricilikle alakalı ne kadar değişiklikler varsa dünyanın neresinde neler olmuşsa bunları paylaşma imkanımız oluyor. Biraz önce Hüdayi Başkan'ın da söylediği gibi bu bilimsel çalışmalarla neler yapmamız lazım? Varsa aksamalar bunları nasıl düzeltiriz? Bunlarla alakalı da bu fuarların içerisinde yapılan bilgilendirmelerle daha güzel sonuçlara ulaşabileceğimiz inancındayız. Bizler tarım kenti olarak ilerlemeye devam eden ve önümüzde çok daha güzel zamanlarda tarımla alakalı güzel işler yapacağına inandığımız birisiyiz. Ayrıca hayvancılıkta da komşumuz Burdur'la beraber gayet güzel çalışmalar içerisindeyiz. İnşallah bu çalışmalarımızla, buradaki üreticilerimizle, çiftçilerimizle daha iyi yerlere gelebilmek için bu mücadeleleri hep beraber vererek bunu daha da güçlendireceğiz. Bizler ürettiğimiz ürünleri eğer kendi sofralarımızın dışında da ihracata da gönderebiliyorsak, bu ihracattan da önemli bir gelir elde edebiliyorsak başarıya ulaşmışız demektir. Bugün elmanın Türkiye'de birinci üreticisi olmak, dünyada Türkiye üçüncü, Türkiye'de de Isparta birinci olarak bu elma üretiminde çok iyi bir yerdeyiz. Hem çeşitlilik anlamında hem aroması anlamında bizim Allah'ın bize vermiş olduğu havası, suyu, güneşi ve toprağın birleşiminden kaynaklanan o güzelliği biz de buradaki ürünlerimize yansıtarak güzel ürünler ortaya çıkarıyoruz. Tabii ki bunları hep beraber güzel şeyler yaparak birbirimize destek olacağız. Ama birbirimize destek olamayacağımız, birbirimize yardımcı olamayacağımız önemli sorunlar önümüzdeki günlerde bizi bekliyor. Bu nedir? Su. Artık suyumuz kalmıyor. Bugüne kadar hoyratça kullandığımız, kıymetini bilmediğiniz, hiç önemsiz bir şekilde olmaması gerektiğinde bahçelerimizi ağzına kadar sularla doldurarak suladığımız, hatta ve hatta bitkilerimize, meyvelerimize zarar verdiğimiz o sulamalardan dolayı şu anda suda büyük bir sıkıntı yaşamaktayız. Eğer suyumuz olmazsa elmanın ne kalitesini, ne rengini, ne aromasını, ne ihracatını, ne bir şeyini, hiçbir şeyini konuşamayacağız. Artık vahşi sulamadan çıkmak zorundayız. Devletimiz bu konuda çok büyük destekler veriyor. Ama ben size şunu söylemek istiyorum üretici arkadaşlarımıza. Her şeyi devletten beklemeden kendi yatırımlarımız içerisine mutlaka damla sulama yatırımını da koymak durumundayız. Isparta Valisi Aydın Baruş, üreticilerin tarımdaki teknolojik gelişmeleri takip etmesi için fuarların bir fırsat olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılık fuarının açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde ticaret ve sanayi odamızın, kamu kurumlarımızın da katkılarıyla düzenlenen 18. Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah mahcup etmesin. İyi ve kaliteli üretim yapabiliyorsanız ve bu ürettiğiniz malları dünyaya satabiliyorsanız ve bundan ülkenizdeki vatandaşlara refah sunacak bir katma değer elde edebiliyorsanız işte o zaman cumhuriyetiniz daha güçlü. Bunu bilen Atatürk daha 1923 yılında İzmir İntisat Kongresi'ni topladı. Ve orada özellikle girişimcilere, özel sektöre verilecek olan destekleri açıkladı. Ekonomi bir taraftan kendi insanınızı doyururken, onun geçimini sağlarken, diğer taraftan da dünya devletleri, milletleri arasında sizin onurlu ve bağımsız bir şekilde yaşamanızı da temin ediyor. Isparta'da Türkiye ekonomisi açısından önemli bir il. Neden önemli? Çünkü tarımsal üretimde, özellikle meyvecilik alanında ve bitkisel yağ üretiminde Isparta Türkiye'nin önce illerinden birisi. Biraz önce Ticaret ve Borsa Başkanımız da ifade etti. İhraç ettiği ürünlerin dörtte birini tarımdan yapan bir il. Dolayısıyla tarım
hem ilimiz istihdamı buna katkıda bulunma hem de vatandaşlarımızın refah seviyesinin artırılması bakımından çok çok önemli. Bir taraftan tarım ve hayvancılık alanında üretim yapan, yeni teknolojiler üreten, yeni teknolojileri üreticilerin önüne sunan tacirlerimiz, ticaret erbabımız burada ürünlerini sergileme imkanı buluyor. Ve tarım üreticilerimiz de o imkanlarla yüz yüze gelerek daha verimli, daha etkin bir tarım yapmanın hangi koşullarda mümkün olduğuna yakından şahit olabiliyorlar. Bu açılardan bu fuarın Isparta tarımı için, çevre illerimizdeki tarım için, tarımsal faaliyetler için, hayvancılık için çok önemli yeniliklerle tanışma fırsatını sağlayacağına yürekten inanıyorum. Buraya teşrif eden tüm misafirlerimizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Konuşmaların ardından Isparta protokolü tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Isparta protokolü ve ziyaretçiler fuardaki standları gezme fırsatı buldular. Senirkent Belediyesi tarafından sergilenen standdaysa Isparta'ya özgü yöresel lezzetler de yer alıyor. Tarım ve Hayvancılık Fuarı 11 Kasım Cumartesi gününe kadar Gökkubbe Fuar Alanı'nda ziyaretçilerine açık olacak. Şimdi de bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlar geliyor ekranlarınıza. Türkiye'de toptan çöllerindeki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. İstanbul toptan çöllerinde portakalın kilosu 25 lira ile 30 lira arasında, domatesin kilosu 20 lira ile 30 lira arasında işlem gördü. Ankara toptan çöllerinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa portakalın kilosu 10 lira ile 23 lira arasında, domatesin kilosu 20 lira ile 25 lira arasında işlem gördü. Bursa toptan çöllerinde ise Washington portakalın kilosu 18 lira ile 22 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptan çöllerinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa portakalın kilosu 10 lira ile 19 lira arasında, domatesin kilosu 14 lira ile 19 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 225 lira ile 249.75 lira arasında, karkas kuzu etinin kilosu 226.90 lira ile 236 lira arasında işlem gördü. Ankara Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 229 lira ile 232 lira arasında işlem gördü. Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilosu 228.52 liradan işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilosu 8.48 lira ile 8.50 lira arasında işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise ekmeklik Aradolu kırmızı buğdayın kilosu 7.556 lira ile 7.801 lira arasında, arpanın kilosu 6.268 liradan işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilosu 9.005 lira ile 9.155 lira arasında, İkinci derece beyaz arpanın kilosu 6.140 lira ile 6.270 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilosu 7.453 lira ile 9.500 lira arasında, ekmeklik beyaz sert buğdayın kilosu 7.401 lira ile 9.200 lira arasında, arpanın kilosu 5.863 lira ile 6.117 lira arasında işlem gördü. Evet efendim, bugün de tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte oluncaya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Gül yağ,
doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül yağı öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül yağını diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Gül yağının ne kadar saf olduğunu ve gül çiçeklerinin ne kadar doğru bir şekilde işlendiğini anlamak farklı bir uzmanlığı gerektirir. Bu yüzden başka maddelerle karıştırılmış gül yağı ürünlerinin hangi oranda hangi yağlarla seyreltildiğini bilmek tüketici açısından mümkün değildir. O halde gerçek Isparta gül yağını aldığımızdan nasıl emin olabiliriz? Türkiye'de gerçek gül yağı, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında 421 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül yağının gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül yağı doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül yağı için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.